Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Hologram teknolojisi, nesnelerin üç boyutlu görüntülerini yansıtmak için kullanılan bir teknolojidir. Bu teknoloji, gerçek dünyadaki nesnelerin veya görüntülerin dijital olarak oluşturulmuş bir modelini oluşturmak için kullanılır ve bu model, izleyicilerin çeşitli açılardan görmelerini sağlayan bir hologram olarak yansıtılır. Öncelikle hologramların çalışma prensibine bakalım. Hologramlar, gerçek üç boyutlu görüntülerin oluşturulması için kullanılan optik bir teknolojidir. Hologramlar, lazer ışığı gibi koheren ışık kaynaklarından yansıyan ışığın, nesnenin yüzeyindeki detayları yansıtması sonucu oluşan dalga şekillerinin kaydedilmesiyle oluşur. Bu kaydedilmiş dalga şekilleri, daha sonra lazer ışığı kullanılarak yeniden oluşturulur ve gözlemci, orijinal nesnenin tam bir üç boyutlu görüntüsünü görebilir. Hologramlar, ışığın iki ayrı yolculuğunu kaydeder. İlk olarak, bir referans ışık kaynağı, hologram yüzeyinin bir bölümünden geçirilir ve kaydedilir. Daha sonra, nesnenin yüzeyinden yansıyan ışık kaydedilir ve bu ışık, referans ışıkla birleştirilerek hologram yüzeyine yansıtılır. Bu kaydedilen ışık, referans ışık kaynağına benzer bir şekilde davranır ve geri yansıtıldığında, tam bir üç boyutlu görüntü elde edilir. Hologram yüzeyi, bir cam veya plastik levha gibi şeffaf bir malzeme üzerine çizilmiş bir desen ya da nokta yapısından oluşur. Bu desen veya nokta yapısı, ışığın farklı açılardan hologram yüzeyine düşmesine izin verir ve bu da üç boyutlu görüntüyü oluşturur. Hologramların nasıl keşfedildiğine gelecek olursak. Hologram teknolojisi, 20. yüzyılın başlarında bilim adamları tarafından keşfedilmiştir. İlk olarak, 1947'de Macar fizikçi Dennis Gabor, elektron mikroskobunda kullanılan hologramlar hakkında bir makale yayınladı. Bu makale, Gabor'un daha sonradan Nobel Fizik Ödülünü kazanmasına yol açtı. Gabor, 1948'de hologramın temel ilkelerini tanımlayan bir patent aldı. Ancak, o dönemde hologram teknolojisi henüz uygulanabilir bir teknoloji değildi ve yalnızca teorik bir kavram olarak kaldı. 1960'larda lazer teknolojisinin gelişmesiyle birlikte uygulanabilir hale geldi. Lazerler, koherans özellikleri nedeniyle hologram teknolojisi için gerekli olan yüksek kaliteli bir ışık kaynağı sağladı. 1962'de, görsel holografinin ilk gösterimi, Yuri Denisyuk tarafından gerçekleştirildi. 1960'larda, diğer araştırmacılar da hologram teknolojisine katkıda bulundular. Emmett Dietz ve Yuri Supatnik, lazerler kullanarak üç boyutlu hologramlar üretti ve 1964'te ilk kez patent aldılar. Stephen Benton, daha sonra, daha küçük, daha ince ve daha hafif hologramlar üretmek için gerekli olan fotopolimer hologramların geliştirilmesine öncülük etti. Hologram teknolojisi, ticari olarak ilk kez 1960'larda ortaya çıktı. Ancak, bu dönemde hologramlar sadece eğlence amaçlı olarak kullanılıyordu. Özellikle, hologramlar, para ve kredi kartları gibi güvenlik belgelerinde kullanılmaya başlandı. 1970'lerde, hologram teknolojisi, optik depolama medyasının geliştirilmesiyle birlikte bilgisayar endüstrisinde kullanılmaya başlandı. Daha sonra, hologramlar, askeri, tıbbi ve endüstriyel uygulamalar için kullanılmaya başlandı. Bugün, hologram teknolojisi birçok farklı endüstride kullanılıyor. Örneğin, eğitim, tıp, sanat ve eğlence sektörlerinde kullanılıyor. Ayrıca, üç boyutlu baskı ve diğer dijital üretim teknolojileriyle birlikte kullanıldığında, hologram teknolojisi daha da yararlı hale geliyor. Hologramlar birçok farklı şekilde uygulanabilir. Bazı uygulamalar, sabit bir yerde bulunan hologramlardan oluştururken, diğerleri hareketli ve taşınabilir hologramlardan oluşur. Sabit hologramlar, müzeler, sanat galerileri ve benzeri yerlerde kullanılabilirken, taşınabilir hologramlar etkinlikler, konferanslar ve fuarlar gibi yerlerde kullanılabilir. Hologram teknolojisi, bazı zorluklar da içerir. Örneğin, hologramların üretimi oldukça pahalıdır ve bazı durumlarda uzun sürebilir.
Ayrıca, bu teknolojinin gerçekçi bir etki yaratması için izleyicilerin tam olarak pozisyonlandırılması gerekmektedir. Hologramların bir odada veya etkinlikte kullanılması durumunda zorluklara neden olabilir. Yeni teknolojiler, daha gerçekçi ve daha hızlı hologram üretimini sağlayabilir. Ayrıca, yeni malzemelerin kullanımı ve daha gelişmiş yazılımların geliştirilmesi, hologram teknolojisinin daha da gelişmesine yardımcı olabilir. Örneğin, tıp alanında, doktorlar ve cerrahlar, gerçek bir hastanın vücudunu tam olarak modellemek için hologram teknolojisini kullanabilirler. Bu, cerrahların daha doğru bir şekilde ameliyat yapmalarına ve hastaların daha hızlı bir şekilde iyileşmelerine yardımcı olabilir. Eğitim sektöründe, öğrenciler, tarihi olayları veya farklı kültürleri daha gerçekçi bir şekilde deneyimlemek için hologram teknolojisini kullanabilirler. Sanat dünyasında, hologramlar, müzelerde ve sanat galerilerinde kullanılarak, izleyicilere daha ilginç ve etkileyici bir deneyim sunabilir. Hologram teknolojisi aynı zamanda eğlence sektöründe de kullanılıyor. Örneğin, konserlerde sanatçıların hologramları kullanılabilir ve izleyicilere gerçek bir konser deneyimi sunulabilir. Hologramlar, film endüstrisinde de kullanılarak, daha etkileyici ve gerçekçi bir deneyim sunulabilir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.